Bir kere şunu net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Türkiye kendisine yönelik saldırıları bertaraf etmek üzere YPG mevzilerini vuruyor ve angajman kuralları çerçevesinde hareket ediyor. Hiç kuşkusuz tabii ki bu attığı adımın giderek derinleşen Suriye krizinden bağımsız değerlendirilmemesi lazım. Sahadaki güç mücadeleleri her geçen gün artıyor. Daha ağır maliyetler üretiyor ve özellikle 30 Eylül'de Rusya'nın hava bombardımanlarıyla sahaya girmesinin ardından aslında giderek bu maliyetler artıyor. Burada her şeyden önce Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PYD'ye bir fırsat alanı açılmış durumda ve burada da özellikle YPG alandaki PYD ve YPG alandaki kazanımlarını genişletmeye ve Türkiye'nin de aslında bir anlamda güvenlik riskleri tehditler olarak algıladığı şekilde hareket etmeye devam ediyor. Ve Türkiye'de kendisini bir anlamda terör baskısıyla karşı karşıya hissettiği için kendisine savaş açan terör örgütü de sınır ötesinde yapılandığı için ona dönük olarak bir hamlede bulunmuş durumda. PKK ve onun uzantısı PYD, YPG boşluklardan yararlanarak kendisine bir alan açma arayışında. DAEŞ'le mücadelenin getirdiği bir moral üstünlüğü kullanıyor. ABD'nin inisiyatif alamaması dolayısıyla yarattığı boşluğu kullanıyor. Diğer taraftan Rusya'nın yayılmacı politikalarının oluşturduğu rüzgarı arkasına almaya çalışıyor ve Esed rejiminin sağladığı hareket alanı içerisinde kendisine bir egemenlik alanı oluşturmuş durumda ve her geçen gün bunu bir öteye götürme arayışında ve bunu da yaparken Türkiye'yi tehdit eden bir tarzda yapıyor. Aslında bu hamleyle Türkiye kendi kırmızı çizgisini bütün aktörlere hatırlatmış ve göstermiş oldu. Amerika'nın açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması bu anlamda önemli. Bunu gördüğünü görüyoruz ve yine bir taraftan Türkiye top çatışlarını durdurmalı dese de YPG fırsattan istifade edip toprak kazanma arayışından vazgeçmeli mesajını da vermiş oldu. Bu oldukça önemli bir unsur. Bunun altını çizmek lazım. Bir taraftan şunun da yine bütün bu sıcak gelişmelerle birlikte belki hatırlanması gerekiyor. Yani Türkiye'nin sürecin başından itibaren Suriye'de siyasi çözümden yana tavır koyduğunu ve bütün aktörlerden farklı olarak fırsatçı bir yaklaşım içerisinde hareket etmediğini net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Yani bu anlamda baktığımızda bu attığı adım da bir anlamda bir fırsatçı bir yaklaşım değil. Kendi güvenlik tehdidi algısı bağlamında attığı bir adım ve doğrudan YPG'ye dönük olarak atılmış bir adım.